Gece gündüzden iyi akşamlar diliyoruz. Kültür sanat ajandamızla karşınızdayız. Sevgili seyircilerimiz, şarkıları, imza attığı programlar renkli ve samimi kişiliğiyle 7'den 77'ye herkesin gönlünde taht kurmuş değerli sanatçımız Barış Manço'nun hayatı beyaz perdeye taşınıyor. 1999 yılında henüz 56 yaşındayken kaybettik Barış Manço'yu ve elbette hatırımızda on binlerce kişi onu son yolculuğuna uğurladı ve işte tüm bu anılarla şimdi beyaz perdeye uyarlanacak Barış Manço filmini bekliyoruz. Çekimlerin 2023'te başlayacağı biliniyor ancak sanatçıyı kimin canlandıracağı henüz belli değil. Dağlar dağlar. Dağlar dağlardan gül pembeye. Dönenceden sarı çizmeli Mehmet Ağa'ya unutulmaz şarkılara imza atan modern bir halk ozanı. Yaptığı televizyon programıyla Türkiye ile dünya arasında kültürel köprü kuran bir seyyah. Adam olacak çocuklar yetiştiren bir öğretmen. Türkiye'nin yetiştirdiği en önemli değerlerden Barış Manço'nun hayatı beyaz perdeye taşınıyor. Timur Savcı ve Cemal Okan sanatçının hayatını filme çekmek için çalışmalara başladı. Filmde Barış Manço'yu kimin canlandıracağı ve yönetmen koltuğunda kimin oturacağı henüz netlik kazanmadı. Yollarına toprak oldum, sen bastıkça ben kavruldum, görmedin beni bal böceği. Barış Manço'nun müzikal kariyerine odaklanacak filmin çekimlerinin 2023 yılında başlaması planlanıyor. Özel bir kliple devam ediyoruz şimdi. Sharon Stone'un trompet virtüözü İbrahim Maluf'la ortak çalışması Our Flag için bir klip yayınlandı. Dünya çapında insanlık, doğa ve yıkım görüntüleriyle açılan klipte meditasyon yaparken görülen Sharon Stone, Maluf'un parçasına kendi yazdığı sözleri okurken sessizce ağlıyor. This nation needs a vacation. From the presentation of your hesitation. You cannot stop your disassociation from the unethical beautification of your campaign negotiation. You cannot stop with worldwide domination. Well, it's not that easy to obtain without cessation of the complete dehumanization of what we stand for. Tell them, people. Don't walk away, boy. We've got something to say, boy. Our country's not a toy. Don't walk away. You don't get to turn your back and pretend that all you start won't be the end. You were told to love, honor, protect, and defend. You've torn our hearts, our flag. It cannot mend. Other countries' trust was ours on lend. When will they ever believe us again? And whose money do you think you spend? Stop pushing. Stop pushing. Stop pushing. Stop pushing. Stop pushing us to the end. Yeah, tell him, people. One wonders what will be your complete undoing. Is it that you don't remember what it is or for whom you're working? We were considered the free world. Where are we going? Freedom's a gift, a treasure, a decency, not a coin you can spend on graft, deceit, and not repeat annoying phrases to brainwash unassuming children, going from channel to channel, watching people dying, buoying their spirits with convenient captures of coy, reticent terrorists, fallen villains in front of jillions of sad patriots who need more. Oh, please tell him, patriots, we want leadership. With dignity, reverence for life, memories provide possibilities for more than death and strife. Roosevelt, Kennedy, and King loved us too when unrest was rife. They were brave and true and wrote it with their life. Give us something real, a dream not just for you, a future without shame, grief, and despair. Wonder, love, brotherhood, education, and care. America, I love you. I treasure you and I am sorry for our mistakes. I want a leader who stands for our values, thoughts, mountains, skies, ozones, and lakes.
I'm unafraid to tell him. Yeah, walk away, boy, because we have something to say. Our country is not a toy. It's time to walk away, boy. Put your head down and walk. Walk on, walk. Borusan Sanat, Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası'nın onursal şefi Gürer Aykal yönetiminde verdiği her sezon ilgiyle izlenen konserlerinin ilkinde müzikseverlerle birlikte Gürer Aykal'ın 80. yaşını kutladı. Gürer Aykal, 80. yaş günü konserinde Bifo, Finlandiyalı piyanist Jonas Ahonen'e eşlik etti. Bu özel konserde bir dönem Aykal'ın da öğretmeni olan eğitimci, besteci ve müzikolog Ahmet Adnan Saygun'un 1. piyano konçertosu ve Prokofiev'in 1 ve 2 numaralı Romeo ve Juliet suitinden bölümler seslendirildi. Şimdi önümüzdeki günlerin etkinlik ajandasına da bakalım. Hangi mekanda, ne zaman, hangi etkinlikler yer alıyor? İşte hafta sonu ajandamız. Demet Akbağ'ın yıllar sonra tiyatro sahnesine döndüğü Yılmaz Erdoğan imzalı Aydınlık Evler 7, 18 ve 25 Kasım'da sahnelenecek. Demet Akbağ, Salih Bademci, Burak Dakak ve Sinem Ünsal'ın eşlik ettiği oyun, izleyiciyi 70'li yılların atmosferiyle soğuk Ankara gecelerine taşırken bir babaanne ile torununun hayatından her zamana ait bir hikaye anlatıyor. Metin Akpınar süpervizörlüğündeki Deli Bayramı, Turgut Özakman'ın 1987 yılında kaleminden çıkan Deliler oyununu günümüze uyarlıyor. Metin Akpınar ve Mert Fırat'ın rejisindeki oyunda Alper Baytekin, Ayşegül Cengiz, Büşra Alnıtemiz gibi isimler rol alıyor. Alternatif bir müzik ve teknoloji buluşması olan Beats by Girls, Türkiye Festivali 4, 5, 6 Kasım tarihlerinde konserler, atölyeler, konuşmalar ve DJ performanslarıyla Yapı Kredi Bomonti Ada ev sahipliğinde ziyaretçilerini ücretsiz olarak ağırlayacak. İlki 2019'da gerçekleşen İstanbul Uluslararası Opus Amadeus Org Festivali, zengin konser programıyla üçüncü kez sanatseverlerle buluşuyor. Beyoğlu San Antoine ve Beyoğlu Santa Maria Draperis kiliselerinin ev sahipliği yaptığı festivalde, müzikseverleri İsveçli, İtalyan ve Macar org virtüözleri tarafından seslendirilecek, klasik batı müziğinde özel bir konuma sahip kilise orgu için yazılmış eserler bekliyor. Süzülüp mavi göklerden yere doğru omzuma bir beyaz güvercin kondu. Büyük usta Timur Selçuk, sonsuzluğa uğurlayışımızın ikinci yıl dönümünde Cemal Reşit Rey konser salonunda kızı Mercan Selçuk'un klasikleşmiş Timur Selçuk şarkılarına koreografi yaptığı modern bale eseri Babamın Şarkıları'yla anılacak. Bembeyazdı tülleri, öyle parlaktı, açsam ellerimi birden uçacak. Sevgili seyircilerimiz, Star TV'de ilk bölümden bu yana reytinglerini arttırarak yoluna devam eden Yalı Çapkını dizisinin macerası elbette hayranları tarafından dikkatle takip ediliyor. Yanı sıra dizinin en az hikayesi kadar dokunaklı olan müzikleri de gündem oluyor. Peki dizinin müziklerini kim yapıyor? İşte cevap. Hepimizden bir şey eksik. Hepimizde de o eksikten bir parça var.
Benden sonra ilk kez aileden birinin tasarımı hayat bulacak. Yayınlandığı cuma akşamları boyunca reytingini devamlı olarak artıran Yalı Çapkını, oyuncu kadrosu, hikayesi ve mekanlarının yanı sıra müzikleriyle de öne çıkıyor. Dizinin müzikleri Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Piyano Bölümü mezunu, Avusturya'da yüksek lisans programını tamamlarken aynı zamanda film müzikleri üzerine de eğitim alan Güldiyar Tanrıdağlı'ya emanet. Ben işin kamera arkası tarafında olarak da birlikte çalıştığım ekibin de müthiş dokunuşları olduğunu söyleyebilirim. Öyle olunca tabii dediğim gibi işin sonunda görüntüye müzik yaptığım için gördüğüm şey beni zaten çok etkiliyor. Tanrıdağlı dizinin izleyicisi gibi bölümlere kendini kaptırıyor. Hatta bazen sahnelere müzik yerleştirmeyi unutuyor. Burada oturup tek başıma müzik yerleştirirken sahneye göre gözümden yaş da akabiliyor ya da oturup gülüyorum. Bazen dakikalarca müzik yerleştirmeyi unutup izlediğimi fark ediyorum. 20-25 dakika izlemişim bölümü, aslında müzik yerleştirmem lazım. Bunlar hep benim için zaten işin içine çok hızlı bir şekilde çekildiğimi gösteren şeyler. Bir de ben klasik müzik eğitimliyim. Burada da yapımcımız da tabii öyle, bana öyle bir alan da sağladıkları için bol bol senfonik tınlarda duyuyoruz, izleyenler de fark etmiştir. Tabii bu yönümü de çokça ortaya koyabilmek beni ayrıca mutlu ediyor. Zaten piyanistim aynı zamanda, konser piyanisti eğitimi aldım. Dolayısıyla dizide duyduğunuz bütün piyanoları kendim çalıyorum. Öyleyse not düşelim. Yalı Çapkını bu akşam 7. bölümüyle saat 20'de Star'da. Ve sevgili seyircilerimiz, Kültür ve Turizm Bakanlığı çatısı altında bu yıl Bursa'da gerçekleştirilen 2. Korkut Atatürk Dünyası Film Festivali'nde Azerbaycanlı besteci Fikret Amirov anıldı. Türksoy Daimi Konseyi tarafından doğumunun 100. yılına ithafen ilan edilen Fikret Amirov anma yılı çerçevesinde sanatçının eserlerinden oluşan bir repertuar Azerbaycanlı şef Yalçın Adıgüzel yönetiminde ve piyanist Gökhan Aybuluş'un solistliğinde Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası tarafından seslendirildi. Ve yine kitapla tamamlayacağız. Bu hafta yazar Selahattin Yusuf'la dünyaca ünlü Rus kadın şair Anna Akhmatova'yı konuştuk. Ve sizleri o sohbetle baş başa bırakıyoruz. Yeni haftada görüşmek dileğiyle. Rus edebiyatının önde gelen kadın şairlerinden Anna Akhmatova üzerine konuşuyoruz bugün. Akhmatova dendiğinde ilk akla gelen çok büyük bir şiirdir. Requiem, evet. Ağıt. Biz de Selahattin Yusuf'la söze oradan başlayalım istiyorum. 1930'lu yıllarda Stalin rejiminin yarattığı o ağır baskıyı en iyi anlatan, en çok sembolize eden şiirdir. Aydınlar üzerine çok yoğun bir baskı vardır. Bu yanıyla belki konuşuruz Selahattin, ama önce istersen biz bu şiirin kendi yolculuğundan söz edelim. Eyvallah. Öyle değil mi? Tabii. Benim için çok etkileyicidir. Şiir kadar etkileyicidir. Kesinlikle çok büyük bir şiirin şair. Şiirin başına gelenler. Kendi başına gelenlerdir aslında şiirin, evet. Başına gelenler. Babası ya da büyük babası bilmiyorum. Kendi ismiyle şiir yazmamasını istiyor. Hmm. Bunlar Ukraynalı bir asil aile. Efendim diyeceksin ki asil aile olsa ne olur şiir yazsa, dönemin şeyi bilemiyoruz, evet. Onu yani. Ailemizde şair olmasını istemiş büyük baba filan. Sonra diyor ki ben de babaannemin şeyini kullanırım diyor, ya da anneannesinin pardon. Ve Akhmatova ismi oradan. Efendim Gumilov diye büyük başka bir Rus şairi var. Bu arkadaş
genç tabii ziyarete geliyor Anna Ahmatova'yı. Doğal olarak Bolşevik devrimine karşılar bunlar. Çünkü Bolşevik devrimi Kırım'ı hiçbir zaman, Kırım'ı ve Ukrayna'yı hiçbir zaman gerçekten ele geçirememiş aslında ruhen. Çünkü bize Osmanlı'ya da gelenler, Rus şeyleri, muhacirleri o zaman 200 bin Rus, beyaz Rus. Yani onların çoğu Ukrayna'dan geliyor aslında. Doğru. Bunu unutmayalım. Yani tarih boyunca Ukrayna Rusya için bir sorun. Bugünlere kadar devam eden bir sorun. Anna Ahmatova Gumilov'la büyük bir aşk yaşıyor. Cümle 22 yaşındadır, çok genç daha. Evleniyorlar ve balayına nereye gidiyorlar? Paris'e. Paris'te yakışıklı, böyle karizmatik bir ressam var, Modigliani. Bizim Cemal Süreyya'nın da bir şiirinde geçen Modigliani. Şimdi Modigliani ile daha balayında bir aşk yaşıyor Anna Ahmatova. Son derece serbest mizaçlı, savurgan denebilecek bir şeyi var, bir cesareti var bir kadın olarak Anna Ahmatova'nın. Bir de o dönemi düşünelim. Hasılı kelam Modigliani, Anna Ahmatova aşkı bir parçalanmaya yol açar Anna Ahmatova'da. O parçalanma aslında ömrü boyunca devam eder. Çünkü büyük bir vicdan azabı, balayı için gittiği, çok sevdiği, aşık olduğu Gumilov, o da büyük bir şair. Beraberler Paris'te ve o başka bir aşk yaşıyor falan. Sonra tekrar gidecek Paris'e falan. Şimdi bu tarafı sonra çok bazı insanların diline dolanacak. Başta Andrei Zhudanov'un. Zhudanov kim? Zhudanov, Anna Ahmatova sırf Sovyet devrimine katılmadığı için zaten şüphelidir ve gözlem altındadır. Ve baskılar çok arttığı bir dönemde Zhudanov tekrar ortaya çıkar ve sanki bu baskıları kurumsallaştırır. Yani Sovyet Yazarlar Birliği'nden çıkarır Anna Ahmatova'yı. Yazarlar Birliği'nden çıkması bir Sovyet yazarının şu demek: açlığa mahkum etmek demek. Yani hiçbir yerde, toplumda hiçbir yerde şeyi yapamaz. Kıpırdayamaz artık yani. Şüpheli, hatta suçludur. Hapishanesi toplumun kendisidir. Çünkü zaten Stalin dönemi bir şey, bir hapishane orası zaten. Zhudanov da onun kültür bakanı biliyorsun. Politkült'ün başında filan. Uzun hikaye. Şimdi her yerde bir Göbels olmuş yani. Evet tabii, ve o Göbels'in bir kötü tarafı var. Sanattan ve kültürden de anlıyor biraz maalesef. Yani öyle bir kötü tarafı da var Zhudanov'un. İşin ideolojisini inşa ediyor çünkü. Şimdi oğlu hapiste, gene devrim karşıtı olduğu için. Oğlu da mühim. Lev Gumilyov önemli Gumilyov, bir tarihçi. Çok büyük bir tabii tarihçi. Yani Sovyet döneminde Rus tarihçisi. Kocasını asıyorlar. Gumilyov'u, kocasını asıyorlar. Sonra başka ilişkileri oluyor, arkadaşlıkları oluyor filan. Fakat yani iki seneye yakın Petersburg'da hapis sırasında bekliyor Anna Ahmatova. Bir kadın ve anne için korkunç bir şey bu. Zaten requiem, yani ağıt, evet, şöyle bir hikayesi var. Bu şiiri hiçbir zaman yazılı olarak tutamıyor Anna Ahmatova. 10 tane arkadaşı var. Arkadaşlarına ezberletiyor. Evet, ezberletiyor, evet. Bu şiirin korunması için şiirin ezberlenerek akıllarda tutulması gerekiyor. Ve yıllar sonra arkadaşları bir araya geldiğinde tekrar okuyor zihnindekini ve yazıp altına imza atıyor Ahmatova. Evet. Fakat yine de Rusya'da yayınlayamıyor. Tabii. Önce Paris'te yayınlıyor. Tabii. Öldükten sonra, çok sonra, bir 10-15 yıl sonra falan, sonunda yayınlanabiliyor Rusya'da. Bir şiirin, sadece bir şiirin yarım yüzyıllık böylesi bir sürgünü olabilir mi? Çok haklısın. Stalin böyle bir dönem. Fakat aynı anda daha trajik bir şey var. Stalin'i, yani özel yaşamında olanlar ve bütün hakkında söylenenler bu yasağı ve baskıyı örtmek için kullanılan yollar bence. Daha trajik bir şey söyleyeyim. Bu 1935'te yazdığı, yazmaya başladığı Requiem, ağıt, 10 çok güvendiği arkadaşı tarafından ezberleniyor ve saklanıyor. Güzel. O arada Stalin'i öven bir şiir yazıyor, biliyor musun? Neden? Oğlu hapiste çünkü. Evet. Oğlu hapiste, oğlunun ölümünden çok korkuyor. Evet. Buna mecbur kalıyor. Çok korkuyor, evet. Sonra başka şiirler yazıyor.
Tabii akmeizmi şey yapmak lazım, söz konusu etmek lazım. Akmeizm daha çok ilk kocası Gumilyov'un 1910'larda ortaya çıkardı. 1910'lar Rusya'da çok verimli bir dönem. Fütüristler ortaya çıkıyor, sembolistler çıkıyor. Birçok akım var daha 1910'larda. Daha önce konuşmuştuk aslında, evet, değil mi? Evet, galiba konuştuk. Bütün konuştuk. Aslında sadece Rusya değil, büyük bir etkileşimle evet. Fransa, Avrupa bir... Ya belli epok işte. Evet, altın çağ o anlamda. Altın evet. çağ, güzel çağ, evet. Şimdi akmeizm zirve demek Yunanca, eski Yunanca. Zirve. Fakat zirve nerede? Fazlalıklardan temizlenmiş şiir demek. Yani hiçbir gönderme, metafor, sembol, şu bu filan. Bunların hepsi benim şahsen yazar olarak çok sevdiğim şeyler bu arada. Hepsini ayıklıyorlar. Doğrudan söylesin diyorlar. Dışarıdan bakıldığında bunun şiir olmayacağı, bunun sanata dönüşemeyeceğini düşünür insan. Fakat bir Anna Ahmatova'nın şiirlerine bakalım dönüşmüş mü dönüşmemiş mi? Gerçekten korkunç derecede etkilidir. Güzel, evet. Kötü bir Türkçe ile söyledim şiirlerdir. Terfik. Olağanüstü şiirlerdir gerçekten. Evet ve Atol Behramoğlu'nun çevirisiyle başka Türkçe'de yayınlanmış. Var. Atol Behramoğlu'nun çevirileri en de iyi evet. Usta isimlerden biri. En iyileri biri. Onlar olsa evet. gerek evet. Rus ve, dili uzmanı olduğuna göre. Evet. Dolayısıyla okumaya değer. Henüz okumamış olanlar için de bence bir keşif. Kesinlikle. İyi okumalar diyelim. Gece gündüzü sundu.